Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber betonda meydana gelen hasarları ve bu hasarlara neyin sebep olduğu hakkında konuşacağız. Bugünkü konularımız betonda meydana gelen hasarların önemli olanları, benim için önemli olanları ele aldım. Bunlar işte donma çözülme kaynaklı hasarlar, sülfat saldırısı kaynaklı hasarlar, alkali silika reaksiyonu kaynaklı hasarlar ve karbonatlaşma kaynaklı hasarlar olarak 4 ana başlığı inceleyeceğiz bugün. Öyleyse donma çözülme ile başlayalım. Donma çözülmeden kaynaklı betondaki hasarlar. Betonumuza dışarıdan su geldiği zaman beton içerisinde bulunan boşlukların su alması ve suyun donması ile sizlerin de bildiği gibi %9 oranında hacim artışı etkisiyle betonumuzun hasar görmesi olayına donma çözüm olayı denir. Betonda donma öncelikle büyük boşluklarda meydana gelir, daha sonra küçük boşluklarda su donar ve boşluklarda suyun donması betonun çekme gerilmesiyle doğrudan alakalı olduğundan betonun çatlamasına neden olur. Betonumuzda 50 nanometre altındaki boşluklar geçirgenliği değil, sünme ve büzülmeyi etkilerken 50 nanometre üstündeki boşluklar yani makro boşluklar geçirgenliği etkiler. Donma çözüme direkt olarak betonun geçirgenliği ile bağlantılıdır. Su çimento oranında beton geçirgenliğini etkiler. Çünkü su bölü çimento betonun dayanımını etkiliyor. Dayanımın fazla olması geçirgenliğin az olmasıyla alakalıdır ki bu da donma çözülmeyi etkiler. Aynı zamanda agregaların donma çözülmeye etkisinden de bahsedelim. İri agrega olan betonlarda genellikle geçirgenlik fazla olur. Çünkü agrega hamur arayüzeyi söz konusudur. Ama ince agregalarda bu söz konusu değildir. İri agrega kullandığımız zaman işte geçirgenlik fazla oluyor. İşte bu sebepten dolayı donma çözülmeye olan dayanım da düşüyor. Agreganın yüzeyi pürüzlü veya pürüzsüz olması, kırılgan yuvarlak olması, işte agreganın kendisinin boşluklu olup olmaması veyahut da su emme oranının miktarı agreganın, agreganın içerdiği kil miktarı, agreganın gradasyon eğrisi, işte tanelerin büyüklüğü, küçüklüğü, ince agreganın miktarı, iri agreganın miktarı betonun geçirgenliğini önemli ölçüde etkiler. Agregadaki gibi aynı şekilde çimentonun miktarı, yani çimentonun inceliği, türü, bunlar da geçirgenliği etkiler. Yani anlayacağımız geçirgenlik arttıkça betonda donma çözmeden kaynaklı hasarlar artacaktır. Şimdi resimlere bakalım biraz donma çözülmeden kaynaklı. Betonun suya doygun olduğu veya doygunluk derecesine yakın olduğu durumlarda tekrarlı donma çözülme altında önemli bir dezavantajı ortaya çıkar. Böyle bir ortamda beton kısa bir sürede dağılabilir. Betona hasar verir. Mesela bu resimde donma çözülmeye maruz kalmış bir beton numunemiz var. Uzun dönemli donma çözülmeye maruz kaldığı için agregalar ve beton dağılmış. Yanda küçük olan resimde de donma çözülme öncesi ve sonrası olarak beton numunelerimizi de görebiliriz. Şimdi bu köprüde betonda donma çözülmeden kaynaklı büyük bir hasar meydana gelmiş. Ve aynı zamanda donatı da gözüktüğü için burada ayrıca zaten paslanma da var. Donma çözülme, paslanma belki birkaç etken daha etkili olmuştur betonun bu hale gelmesinde. Büyük bir hasara neden olmuş betonda. Betonda D şeklinde çatlaklara neden olur. Resimde şimdi gördüğümüz gibi D şeklinde çatlaklar oluşmuştur. Ve şimdi sülfat saldırısına geçelim. Sülfat saldırısı sonucu betondaki hasarlar nedir? Nasıl oluşur? İlk olarak resimlere bakalım sülfat saldırısı sonucu betonumuzun nasıl dayanımını kaybettiğini ve nasıl içten içe betonu kemirdiğini sülfatın. Bunları resimlerde görebiliriz. Bu şekilde mesela köprü ayaklarında çok fazla oluyor. Sülfat saldırısını kısaca özetleyecek olursak, sülfat saldırısı kalsiyum alüminat hidrat ve kalsiyum hidroksit ile sülfat iyonları arasında gerçekleşen ve betonda genleşme oluşturan ürünler meydana getirilmesiyle sonuçlanan bir reaksiyondur. Şimdi ileride tepkimeleri göreceğiz zaten ileriki slaytta. Bu genleşme nasıl oluyor? Şimdi tepkimelere bakarak bunu anlayalım. C3A artı 3CSH artı 6H etrenjiti meydana getiriyor. Burada C3A en hızlı tepkimeye giren üründür. Alçı taşı ile beraber tepkimeye giriyor. Alçı taşının var olma sebebi ise ani prizi önlemek için alçı taşı ekliyoruz. Ve 32 mol su içeren etrenjit oluşuyor. Daha sonra bu etrenjit 32 mol su içeren C3A ile tepkimeye giriyor ve 14 mol su içeren monosulfo alüminat oluşturuyor. Bu monosulfo alüminat 14 mol su içeren sülfat iyonu veya alçı taşı ile birleşir ve 32 mol su içeren etrenjitimizi oluşturur. Tabi bu sırada etrenjit oluştuğunda hacim artışı olacaktır. %227 oranında hacim artar. Küçük bir ürün büyük bir ürüne dönüştü. Bunun sonucunda hacim genleşmesi olacaktır. Bu hacim genleşmesi sonucu bir içsel gerilme oluşacaktır. İçsel gerilme betonun çekme dayanımını zorlayacaktır ve bu sebeple betonumuzda çatlaklar oluşacaktır. Sülfat saldırısı sonucu betonumuzun ilk hali hasarsız örnek ve hasarlı örnek olarak şekildeki gibi görebiliriz.
sülfat ve alkali silika reaksiyonumuzda görülen beton çöptür diyebiliriz. Çünkü betonu içten mahvediyor, içten çürütüyor. Bozulma içeriden dışarı doğru hareket ediyor ve bu sebeple betonda büyük bir hasar meydana geliyor. Sülfat saldırısının beton için olumsuz etkileri nelerdir şeklinde bayağı bir şey anlattık zaten. Ama betonun geçirimsizlik özelliğini kaybettirerek boşluklu bir yapıya neden olması zaten dayanımını düşürmesine sebep olur. Bu da dış etkenlerden, geçirgenlik fazla olduğu için dış etkenlerden daha çok etkilenir ve betonumuzda büyük hasarlar meydana gelecektir. Uzun süreli bir dayanıma sahip olmayacaktır betonumuz bu sebepten ötürü. Betonun dış yüzeyinde çatlakları oluşturarak donatının korozyona uğramasına neden olur. Resimde de gördüğümüz gibi donatımızdaki korozyon belli oluyor zaten. Aynı zamanda sülfat saldırısı sonucu betonumuz dökülmüş ve korozyona neden olmuş. Estetik açıdan birçok soruna sebebiyet verir. Betonumuz yıpranır, dökülür. Beton dökülünce içerideki donatı da korozyona neden olur daha sonrasında. Sülfat etkisine maruz kalmış olan bir su kanalını görüyoruz. Burada betonumuz büyük oranda hasar görmüş sülfata maruz kaldığı için. Tabi dayanım kalmamıştır. Bu betonların acilen düzeltilmesi gerekiyor. Yeniden beton dökülmesi gerekiyor gerekirse. Sülfat saldırısının betona verdiği hasarlar. Resimde gördüğümüz gibi sülfat saldırısı sonucu betonda beyazlıklar oluşuyor. Çeşitli kimyasal tepkimeler oluşuyor. Peki bunu önlemek için neler yapılabilir? Mesela düşük C3A oranına sahip çimento kullanmak. Eğer mevcut imalatın sülfat saldırısına maruz kalması olası ise bu tür imalatlarda özel olarak üretilmiş çimentolar kullanılmalıdır. Veya mineral katkı kullanmak. Reaksiyon mekanizmasında gördüğümüz ve sülfatın betonla etkileşime girmesini sağlayan kalsiyum hidroksit, farklı mineral katkıları, uçucu kül, yüksek fırın cürufu, metakaolin vesaire yardımıyla da beton içinde tüketilerek sülfat saldırısının önüne geçilebilir. Üçüncü olarak da betonun tamamen geçirimsiz hale getirmek. Beton içine sülfatın sızması kesin olarak engellenirse sülfat saldırısına karşı beton korunmuş olur. Tabii betonu tamamen geçirimsiz hale getirmek otojen büzülmeye neden olacaktır. Bu da istemediğimiz bir durumdur. Alkali silika reaksiyonuna geçecek olursak, alkali silika reaksiyonu beton yüzeyinde harita gibi bozulmalara, harita şeklinde çatlaklar oluşur ve jel dediğimiz kahverengi bir jel ortaya çıkar. Resimde de gördüğümüz gibi harita şeklinde çatlaklar var. Betonumuzun yüzeyi yıpranmış. Etrafında kahverengi jel olması alkali silika reaksiyonu gerçekleştiğinin en büyük belirtisidir. Ayrıca bu resimde mesela beyaz renkli jel de gözüküyor. Bu da sülfat saldırısının bir sonucudur. Harita şeklinde çatlaklar oluştuğundan bahsettik alkali silika reaksiyonlarımızda. Şimdi alkali silika reaksiyonu olduğu zaman kil gibi çok fazla su emme oluştuğu için zamanla beton şişer ve çatlak oluşur. Bu reaksiyon 10 yılı bulabilir, yani uzun dönemli bir reaksiyondur. Bu yüzden betonun, bu da aynı şekilde geçirimliliği ile alakalıdır. Betonumuzu mümkün olduğu seviyede minimum geçirimlikte yapmamız lazım. İnce agrega kullanmamız lazım vesaire bahsetmiştik. Alkali silika reaksiyonunu kısaca özetleyecek olursak, beton bünyesindeki alkali boşluk ve agregadaki reaktif mineraller, reaktif silika ve silikatlar arasındaki reaksiyon sonucu oluşur. Çimentonun alkalileri sodyum hidroksit ile potasyum hidroksittir. Reaksiyon suyu absorbe edebilen jel oluşumuna yol açar ve genleşme sonucunda jel betona kuvvet uygular. Belirli şartlarda beton bünyesinde oluşan bu reaksiyonlar betonda hasar oluşturucu genleşme ve çatlamalara yol açacaktır. Şimdi bu resimde de bir köprü ayağını görüyoruz. Burada büyük oranda alkali silika reaksiyonu gerçekleşmiş ve betonumuzda harita şeklinde çatlaklar oluşmuş. Ve bozulma sülfat saldırısında olduğu gibi betonda içeriden dışarı doğru hareket eder. Bu da büyük bir hasara neden olacaktır. Evet, bu resimde de gördüğümüz gibi alkali silika reaksiyonu vardır. Kahverengi jeli görebiliyorsunuz. Aynı zamanda sülfat saldırısına kaynaklı beyaz jeli de görüyorsunuz. Ve son olarak karbonatlaşma reaksiyonunda bahsedelim biraz. Betona nasıl hasar verdiğinden. İlk olarak karbonatlaşma reaksiyonumuzun ne olduğundan bahsedecek olursak, karbonatlaşmanın oluşabilmesi için ortamda bazı bileşenlerin bulunması şarttır. Bunlar çimentonun betondaki hidratasyonu sonucu oluşan ve fazla miktarda bulunan kalsiyum hidroksit, atmosferde serbest durumdaki karbondioksit ve bu iki maddenin reaksiyona girebilmesi için gerekli olan nemdir. Nem olmazsa olmaz arkadaşlar. Bu üç parametre olduğu sürece beton sürekli karbonatlaşmak isteyecektir. Karbonatlaşacaktır. Resimde gördüğünüz gibi beton numunemiz karbonatlaşmaya neden olmuş. Bu yüzden beton dökülmüş. İçindeki agregalar gözükmeye başlamış. Tabii üstündeki beton dökülünce içinde donatı ortaya çıkacaktır. Donatı da daha sonra da korozyona maruz kalacaktır. Bu sebeple birinin etkilenmesi diğerini de etkileyecektir. Karbonatlaşma korozyona da neden olacaktır diyebiliriz. Evet, bu resimde gördüğümüz üzere pembe şeklinde gördüğümüz fenolftalin çözeltisidir. Bu fenolftalin çözeltisi betonumuzda karbonatlaşmanın olmadığı yerlerde oluşacaktır.
Mesela resimlerde betonumuzun orta kısmında, merkezinde fenolftalein çözeltisinden dolayı bir pembeleşme meydana gelmiş. Bu orta kısım karbonatlaşmamış kısımdır. Etrafında ise fenolftalein ayrıca etrafına da sürülüyor tabii ki de. Tabii burada karbonatlaşma olduğundan dolayı fenolftalein hiçbir renk değişimi olmayacaktır. Bu şekilde bir karbonatlaşmanın olduğunu gözüyle anlayabiliriz. Evet arkadaşlar, sunumumuz burada bitti. Betonda meydana gelen hasarları kısa bir şekilde beton üzerindeki fiziksel değişimleri göstermeye çalıştım. Gözle görülebilen değişimleri göstermeye çalıştım. Sorularınız varsa yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Video yararlı olduysa beğenebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize sağlıklı günler dilerim.